Şimdi tekrar biz Max'imize geri dönelim arkadaşlar. Onun üzerinden devam edelim. Şimdi bunları kapatalım arkadaşlar. Hemen tamam. Soru var mı diye bir bakalım. Tamam. Front penceresinde hemen şöyle aralıklarını bir 10 kadar çoğaltsın. Yeterli oldu mu? O çok bile geldi. Silelim. Grup yapalım. Yine bu şekilde bir 5 tane isim. Yetersiz kaldı. Ha, bizim için yeterli. Aynı şekilde. Tane falan göndersin. Şimdi arkadaşlar genel bir render'ını size göstereceğim. Ama öncesinde ufak ayarlamalar yapalım. Arka plandaki duvarlarımızın renkleri yeşil. Çünkü onlar da pek iyi sırıtmaz. Hemen onların renklerini değiştirelim. Beyaz olarak atayalım. Şu şekilde bir render'ını alıp size çıkan sonucu gösterelim arkadaşlar. Render birazcık 1 dakika sürebilir. Hatta bu sırada da render alır. Sizinle ben bunu paylaşacağım. Hemen. Ekranın payı nasıl gittiğini görelim. Gördüğü kadarıyla 75'te fazla. Bu ürünümüz en 30 değerimize yansıtıyor. Aynı bir ayna gibi o. Şimdi render ekranı size sabit kalsın arkadaşlar. Ben onun yansıtma değerini hemen 30'a kadar düşürüyorum. Büyük ihtimalle yeterli olacaktır. Tekrar bir render aldıralım.
Bu 30'a düşük arkadaşlar, bunun yansıt değerini 75'ti. Biz bunu bir %50 daha azaltalım. Taraftaki light materyali kapattığımız için arkadaşlar siyah gözüküyor. Hangi sıkıntı yok, onu hani beyaz otomatik. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kameramız zaten çok uzaktan bakıyor. Şimdi tekrar sizi ben T-Max'e geri döndürüyorum. Biraz zahmetli bir webinar oldu. Şimdi sahnemize ilk olarak lavabomuzu merge edelim. Şimdi arkadaşlar merge ekran da size gözükmüyor. Buradan daha önceden grup yapmış olduğumuz seramik lavabomuzu ve tuvaletimizi sahneye import ediyorum. Ufak birkaç burada düzenleme yapacağız. Burada duvarı da grup içerisine dahil etmişiz. Şimdi bu ikisinin mesafe olarak aynı bir gruplayalım. Düzgün bir şekilde bir küçülttükten sonra sahnemize doğru getirelim arkadaşlar. Şimdi ölçekte çalışmıyoruz zaten. Size sağlıklı bir render sonucu göstermeye çalışıyorum. Son zaten 1 saati de geçtik aksaklıklarla falan. Şimdi burada varağımız da gelmiş zaten, ama indirmeden önce şurada ufak bir düzenleme yapalım. Bazı bölümlere atladım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu ayrıca bir tutorial olarak sizinle paylaşırım. Zaten bu görmediğiniz ekranları arkadaşlar sonrasında webinar videosunu tekrar izlerseniz görebileceksiniz. Birazcık daha şöyle yaklaştıralım. Şimdi kameramızda hedef noktamız kısa kalmış. Hedef noktamızı iyi bir yere getirelim. Şöyle ikisini alacak kadar olsa kafi. Biraz daha yaklaşalım. Pardon. Şimdi bunu arkadaşlar sizin render çıktısını görmeniz için hemen frame buffer'a paylaşım verdiriyorum. Ve basit bir render'ımızı
alalım arkadaşlar. Bak şu kısmını render edelim. Buralar parlak olduğu için daha kolay çıkacaktır. Orijinalinde arkadaşlar şu hizalarda altın varak kalama bir 15-30 gibi bir seramiğimiz aşağı doğru o kısmın hazırlamasına girmeye bittik. Şimdi genel itibariyle arkadaşlar kendi collection'ından da üzerinde çok ışık verdirebilir. Kontrast ile oynayabilir. Render çıktığımız bu. Ve zaten ben size webinarın başında bunun bitmiş sağlıklı halini göstermiştim. Photoshop kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi resmimizi önce bir Photoshop'ta açalım. Ve üzerinde birazcık post production yapalım. Merak eden arkadaşlar için. Şimdi hemen ekranımızı Photoshop olacak şekilde ayarlıyoruz. Arkadaşlar YouTube'un bol bol azizliğine uğradık. Şimdi X görüntü size sıkıntısız geliyor. Şimdi arkadaşlar buraya almış olduğumuz görüntü dediğim gibi tüm ayarları siz 3D Max içerisinden de halledebilirdiniz. 3D Max içerisinde de color correction kullanabiliyoruz. Material editörden ama tabii ki bir Photoshop'tan alacağımız sonuçları bize vermiyor. Şimdi standart olarak arkadaşlar 2 adet pardon 2 adet diyorum pardon post production için iki seçeneğimiz var. Hani level ve kurve seçeneğiyle de resim üzerinde bir oynama yapabiliriz. Veyahut Photoshop üzerinden de almış olduğunuz resmimizin gamma değerlerini değiştirebiliriz. Hani mesela parlak olan yerlerin sahnenin genel aydınlatması üzerinde de oynamalar yapabiliyoruz. Photoshop o konuda bize bayağı bir yardımcı oluyor. Şimdi değerlerine bir bakalım arkadaşlar. Tabii bu açılan pencereler umarım size gözükecektir. Photoshop'ta arkadaşlar Ctrl L yaparsanız çoğunuz biliyordur zaten level penceresi açılacak. Şimdi öncelikle imaj kısmından arkadaşlar Adjustments kısmından Exposure seçiyoruz. Ve bu kısımdan arkadaşlar sahnenizin gamma değerli.